Baskında yakalanan iki kişi Kubilay Özçalık ve Celal Taşkaya başkomiserim. Yaptığımız DNA analizinde Celal'in DNA'sıyla olay yerinden alınan bazı kan örnekleri birbirini tutuyor. Ayrıca yine olay yerinde bulduğumuz duvara saplanmış olan merminin üzerindeki kan da Celal'e ait. Şu üzerinde yeşil lifler bulduğumuz. Evet. Yani yeşil montlu adam Celal, öyle mi? Evet başkomiserim. E tamam işte. Süheyla Enver'i öldürdü. Celal de ortalığı temizledi. Ayrıca Rıdvan'ın bağlı olduğu sandalyenin üzerindeki parmak izi de Kubilay'a ait. Hala cevabını bulmamız gereken bir sürü soru var. Enver'i, Adnan'ı, hatta Rıdvan'ı niye öldürdüler? Birbirlerine düştükleri kesin. Ama niye? Biz de seni görmeye geliyorduk Yakup. Neler buldunuz? Tam tahmin ettiğim gibi Orhan. Bu iş çete iş. Ya Süheyla? Süheyla da çetenin reisiymiş. Hadi ya. Hı hı. 6 ay önce ölen babasının işlerini devralmış. Şu yakaladığımız hakkıyla ölen Adnan ve Rıdvan da ona çalışıyorlarmış. Tabii baskında yakaladığımız Celal ve Kubilay'da. Evet Orhan. Diğerleri cinayetlerle ilgili bir şeyler anlattılar mı? İç hesaplaşma gibi ama olaya siz hakim olduğunuz için sorgularını siz yaparsınız diye düşündüm. Ardından biz kapatırız dosyayı. Tamam Yakup, şunları bir çapraz sorgulayalım. Bakalım neler olmuş. Hemen hemen tüm toplumlarda kadınların suç işleme oranı erkeklere göre çok düşük olmakla birlikte, özellikle 70'lerden sonra suça karışan kadınların sayısı her ülkede korku verici bir hızla artıyor. Ünlü feminist teorisyen Freda Adler'e hak vermemek mümkün değil. O, bu durumu kadın özgürlük hareketinin bir sonucu olarak öngörmüş, kadının statüsü erkeğinkine yaklaştıkça suç oranlarının da yakınlaşacağını ifade etmişti. Kimi kadın sevdiği erkekle birlikte suç işler, kimi tek başına yola çıkar. Kimi Kore, İsveç ve Zimbabwe örneklerindeki gibi sadece kadınlardan oluşan çetelere katılır. Ancak çete reisi baba, eş ya da kardeşin ölümü üzerine saygı duyulan, rol modelin yerini alan ve erkekleri yöneten kadınların sayısı hiç de az değil. Bir örnek vererek geçelim. Ufak tefek, esmer, sakin ama karizmatik ve akıllı Napolili Maria Licciardi, yıllarca sadık, çenesi sıkı, iyi bir aşçı, anne ve eş olarak yaşamını sürdürdü. Önce kocası, ardından birbiri peşi sıra 3 erkek kardeşi öldürüldükten sonra iş başa düştü ve Napoli mafyasının lideri Camorra'ların reisliğini üstlendi. 2001'de tutuklandı. Halen cezaevinde ve hala cezaevi içinden de olsa Camorra'ları yönetmeyi sürdürüyor. Celal ve Kubilay yakalandı. Her şey ortaya çıktı. Artık sizin babanızdan devraldığınız oto hırsızlık çetesinin reisi olduğunuzu biliyoruz. Bir şey söylemeyecek misiniz? Süheyla Hanım cinayet suçlamalarını reddediyor. Nasıl yani? Enver'i siz öldürmediniz mi? Hayır, ben öldürmedim. Peki kim öldürdü? Celal. Celal mi? Evet, Enver'i Celal öldürdü. Neden? Enver akıllısı boşandıktan sonra plan yapmış. Adnan ve Rıdvan'la bir olup benden tam 500.000 lira çaldılar. Hırsızlıkla kazandığınız kirli parayı. Paranın çalındığını anladığımda hemen Enver'den şüphelenmiştim. Ama bizim çocuklardan birinin yardım olmadan bu işi beceremezdi. Pazar gecesi ağzından laf almak için evine gittim. Peki neden birlikte oldunuz? Güzellikle konuşur zannettim. İkna etmek için aramızda bir sorun yokmuş gibi yapmam gerekiyordu. Ama konuşmadı. Celal ben konuştururum dedi. Alt tarafı biraz dayak atar zannettim. Öldürücü aklıma gelmedi ki. Zaten öldürdüğünü bile gömdükten sonra söyledi bana. Ya Rıdvan? Enver ölmeden önce Rıdvan'ın adını vermiş. Celal ile Kubilay da paketleyip binaya getirmişler. Siz söylemediniz yani? Hayır. Celal beni her zaman iş yaptığımız yere gel diye çağırdı. Bir gittim ki Rıdvan orada. Celal, Rıdvan işin içindeyse Adnan da biliyordur dedi. Bunlar köyden akrabalardı zaten. Yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Ama ben pek emin olamadım. Adnan benim çok iyi adamımdı. Adnan'a çok güvenirdim. Hatta bir keresinde benim adımı vermemek için içeri girmeyi bile göze almıştı. Sizin yüzünüzden içeri girdi yani. Adnan iyi bir adamdı ama Rıdvan hinoğlu hindi. Para için anasını satardı. Peki Rıdvan'ı kim öldürdü? Celal. Celal Taşkaya, 40 yaşında. Süheyla'nın sağ kolu. Ben kimseyi öldürmedim. Nasıl öldürmedin lan? Kim öldürdü bu adamları? Süheyla. Süheyla mı? İşlerden kaldırdığımız 500.000 lira çalınmıştı. Süheyla Enver'in yaptığından emindi.
İçeride adamım var. Konuşturup öğreneceğim dedi. Süheyla, Kubilay, bir de ben Enver'in evine gittik. Biz dışarıda bekliyorduk. Uzun sürmüştü. Meraklandık. Konuşmadı mı? Soru sorma da temizle şu ortalığı. Kubilay Özçalık, 33 yaşında, Süheyla'nın adamı. Celal cesedi çarşaflara sardı. Ben çok fena olmuştum. Mecburen yardım ettim. Cesedi bahçeye çıkarttık. Sonra binanın bahçesine gömdünüz. Evet. Süheyla bize Enver'in ortağının Rıdvan olduğunu söyledi. Kubilay'la beraber onu almaya gittik. Salı sabahı Celal aradı. Rıdvan'ın evine gitmemi istedi. Gittiğinde Celal evin önünde bekliyordu. Ne oluyor Celal abi? Bu yürütmüş paraları. Ciddi misin? Bırak gevezeliği, aç şu bagajı. Bak. Vallahi ben bir şey yapmadım. Abi vallahi ben bir şey yapmadım mı? Rıdvan öyle görünce şok olmuştum. Yani ne olduğunu anlayamamıştım. Binaya gittikten sonra bana dışarıda beklememi söylediler. Sonra da Rıdvan'ı içeri götürdüler. Ne oldu içeride? Rıdvan'ı konuşturmaya çalıştık. Ama paradan haberi olmadığını söyledi. Söyle, işin içinde Rıdvan varsa Adnan da vardır. Konuşacağı yok bu herifin. Git Hakkı'ya söyle Adnan alıp gelsin. Onun suçu yok. Gelsin de anlayacağız bakalım. Suçu var mı yok mu? Yok mu? Bilal gelip Adnan'ı getirmemi istedi. Hiçbir şey söylemeyeyim diye de beni uyardı. Ben de Adnan'ı almaya gittim. Hayırdır oğlum, ne oldu? Süheyla çağırıyor, acele gelsin dedi. İyi. Evet.